Aslında medeniyetleri anlamanın en iyi yolu o medeniyetleri oluşturan kadim şehirlerin tarihine bakmaktan geçmektedir. Elbette ki bu şehirlerin başında da kadim tarihiyle İstanbul gelmektedir. İstanbul'un hikayesi 1453 <laughs> <laughs> yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fetholunmuştur. Cem ne yapıyorsun? Ya hocam kusura bakmayın böldüm bu arada herkesten özür diliyorum ama dayanamadım. Biz bunları biliyoruz zaten. Ha bunları biliyorsun yani. Tabii bunlar kitaplarda var zaten biliyoruz. Benim tarihim zaten çok iyi Ben bunları bilirim. E peki ne istiyorsun o zaman? Ha işte ne istiyorum? Acayip bir hikaye istiyorum. Böyle garip olayları, kimsenin bilmediği konuları dinlemek istiyorum şahsen. Öyle daha çok ilgi çekici olur. Cem burası öyle bir şehir ki buranın her köşesinde acayip hikayeler. Heh tamam işte programın adını da bulduk. Bir acayip tarih. Nasıl? E o zaman sana bir teklifim var. Heh. Düş benim peşime. İstanbul'un tamam. her köşesini birlikte gezelim. Sana o kitapların satır arasındaki acayip hikayeleri anlatayım. Tamam hocam. Bir acayip tarih olsun. Tamam düşerim. Aa, ama senden bir söz isterim. Yorulmak falan yok. Yorulmam hocam. Ben arkeologum zaten. Ben alışkınım böyle tempolara. Hadi o zaman dış tamam. peşime başlayalım. Tamam hocam geliyorum. Tamam. Bir işim var. Tarihi biliyormuş. Ben, ya, ben ya. yazıyormuş da her şeyi ya, bilirmiş. Her iki olup Cem! Tamam hocam geliyorum. her şeyi biliyordun ya, kitaplarda okumuştun ya. Evet. şimdi merkeze geldik. Yoruldun mu ne oldu yoksa? Hocam daha yeni geldik. tamam işte. ha, tamam işte. Ama bak şimdi. Aslında burada enteresan şeyler anlatacağız. Ama sen bana öyle girdin. Öyle bir meydan okuma vardı ki hocam ben biliyorum bunları kitapta dedin. Ama şimdi bilmediğin yerler var. Bu neresini bilmeyeceğim. Ahmet Meydanı işte. <laughs> bak, şimdi, değil mi? Değil. Nasıl değil? Ya Sultan Ahmet Meydanı ya. ama Sultan Ahmet Meydanı mıydı? Buranın adı At Meydanı. Ha, ha şey. Niye? Bak bak. At koşturur. At o koşturacağın kadar bir, bir meydan var. burası. Çok... Niye At Meydanı demişler? Bak sorgulamıyorsun işte at onları. Ha böyle. Sana şunu söyleyeyim mi? İstanbul, Doğu Roma yani Bizans döneminde burası hipodrom alanıydı. At koşturuyorlardı ya. Burada bayağı at ya, Bildiğin at, şey. at koşturuyorlardı ve iki tane kulüp vardı. Maviler, yeşiller bu kadar rekabetli en ya. Önemli bir kere bu rekabetten çıkan bir isyan sonucunda koskoca şehri isyan sardı. Nika isyanı imparator zor kaçtı Öyle ya. Şey şeyin altındaki tünellerden kaçtı. Osmanlı döneminde de burası işte hipodromdan dolayı buranın adı at meydanı oldu. <laughs> Ama burası o kadar bir güzel bir meydan ki. Osmanlı döneminde burada düğünler burada yapılıyor. Özellikle şehzade Düğün. düğünleri. Tabii cirit oyunları yapılıyor. Buradaki kutlamalar, ya, dini şey törenler, Bu meydanı düğünde doldurabilirsen çok takı toplarsın. Afo, bak popülerdi bak, bak. bak. Ben ne anlatıyorum? Sen ne anlatıyorsun <laughs> bana şimdi? Ama hep de böyle güzel olaylar olmadı. İsyan dedim ya. Osmanlı döneminde burada öyle bir çatışma çıkıyor ki. Bak şimdi şaşıracaksın. Kim biliyor musun? Devletin iki güvenlik gücü birbirine geliyor. Yapar. Gerçekten öyle tabii. Yeniçerileri biliyorsun değil mi? Tamam. Yeniçerilerle saraydaki iç oğlanlar. Yani tamam. hizmetliler. Tamam. Artı Acemi oğlanlar. Stajyer Yeniçeri diyelim biz <laughs> buna. Onlar ve Anadolu'dan gelen sipahiler. Onlar da başka bir askeri birlik. İkisi çarpışıyor. Onlar buraya geliyorlar devletten alamadıkları maaş için ve alamadıkları kadrolar için bir isyan başlatıyorlar tabi dönemin hükümeti o dönemde bunu durduramıyor ve kim geliyor yeni Burayı düşün. İş büyüyor. Binlerce genç asker var tamam mı? Burada bayağı. Burada, burada genç, yaşlı sadece genç asker değil. Yeniçeriler onları bastırmaya gelirken buraların etrafında siperler kazıyorlar. Tabi hiç olan... İstanbul'un göbeği. İstanbul'un göbeği <laughs> tam ortası burası sıfır noktası. Özellikle iç olanları okçulukta çok maharetli. Ama Yeniçeriler de Yaman savaşçılar. Yeniçerileri. Burada Yeniçerilerin ilk saldırısını püskürtüyorlar. Bir de Bıyıklı Mahmut diye biri geçmiş bunların başına. Yeniçeri. Tabii Yeniçeri yok hayır. Sipahiler. Bu, sipahilerin ve içi olanlarının başına. Ondan sonra burada ikinci saldırı bir başlıyor aman yarabbim. Çatır çutur. Kan gövdeyi götürüyor burada. Hatta öyle olmuş ki sipahilerin kafalarıyla top oynamışlar bir. Yok. Gerçekten öyle ya. E e ne yapsın tabii. kontrol edemiyor. Kendisi daha 7-8 yaşında 4. Mehmet ya yani annesi yönetiyor. <laughs> tabii tabii, tabii. çoğu sipahi buraya kaçmış Sultan Ahmet e, hatta şu minarelerine çıkmışlar ama hiç acımamışlar. Ama hepsi de böyle değil biliyor musun? Aslında bir tane de şey var. Bir Yeniçeri böyle kendilerine e, aman dil, yani iki tane sipahiyi yardım ediyor. Buralarda şerbetçiler varmış. Götürüyor bir şerbetçi dükkanına diyor ki bu çocuklara sahip çıksan falan diyor. O savaşta o çocukta can havliyle böyle bir kese altın çıkarıyor. 20 tane sapsarı çil çil altın varmış içinde. Veriyor ona. Sonra iki gün sonra ben geliyor. Bak bak iki gün sonra geliyor. Şerbetçiden alıyor onu. Diyor ki Bak evladım. Bu altınları senin elinden alırlar diye ben aldım. Yoksa benim altına falan ihtiyacım yok. Al altını da. Hem canlarını kurtarıyor hem parasını. Yani bak şimdi nereye geldik? Bak burası önemli. Yürüdük geldik meydanda dikili taşa geldik. Sen bana bunda şeyden bir anlat bakalım bu neymiş bu? Ondan sonra ben de sana bunun hikayesini anlatayım Osmanlı dönemiyle. Ilgili. Ayıp olmaz değil mi ben? Hayır. Lütfen seni de dinleyeceğiz. Her şeyi biliyorsun ya. Dinleyeceğiz seni de şimdi. Hocam şimdi bu çok Tutmosis'e ait. Tutmos, aynı. Tutmosis'e ait ama şey ikinci Konstantin getirtiyor <laughs> buraya. Ama şimdi bu taş çok büyük. <laughs> Hemen tek seferde kargoya verip gönderemiyorsun. Ne yapıyorlar? İskenderiye fenerinde <laughs> bir süre bekliyor. O bir süre bayağı uzuyor. Ondan sonra şey de <laughs> Ha. Onun döneminde iyice milattan sonra dördüncü yüzyılın sonlarına doğru bu taş buraya geliyor. Bir de bak kaidesi var. Ha. Kaide denilen kısım şu. Ha. Taşın konduğu yer yani yükseltme veriyor. Onu böyle heybetli gösteriyor. Ha. Bak şuradaki betimlemeler şey. Bu taşın konulma anını anlatıyor, Hı. at yarışlarını betimliyor ve ha. günlük hayattan tasvirler var. Öylesine söyledim diye sen de bir noktada... Nasıl çıktı ee, ya, ya? Tabii. Bak, geldin. Ansiklopedik bilgin çok güzel. Tamam ama bak son bir şey daha söyleyeyim. Bir, bir saniye, ansiklopedik bilgin güzel. Tamam, bak olmaz. bana söylediklerine ne? varsın. Şimdi bana... sen bana şunu söyle, şş, şunu söyle. Ha. Niye dikmişler bunu buraya? Niye dikmişler? Bu ne demek? Şimdi hocam ha. ben Bizans'ta bir vatandaşım. Evet. Nereden gideceğim Mısır'a o dönemler? Ha. Şimdi ben vatandaş olarak gelince buraya diyorum ki vay be koca imparatorluk Mısır'a mısır kadar ekmeziyor. uzanıyor. Mısır'a kadar. Mısır kadar. Ya imparatorluk mi? diyor ki tabiri caizse Mısır'a gidemeyen vatandaşlarımıza Mısır'ı ayağınıza getirdik. He. Oradan bir parça diyor. Bak. soru bu modaya dönüyor 19. yüzyılda. Bütün kentler, bütün imparatorluklar, devletler böyle büyük simgeler dikmeye Bak var. şimdi buranın bir de Osmanlı dönemi var. Peki asıl soru şu. Osmanlı döneminde bu hala niye durmuş değil mi? Nasıl sende? Aynı mantık Osmanlı için de geçerli. Kudretli bir imparatorluk aynı zamanda vatandaşlarına diyor ki benim hükmettiğim yerleri görüyorsunuz diyor. Ama halk böyle etrafta toplanan halkı düşün. E, ne hieroglif, ne e, şampolyon bilmiyor. O yüzden bu ne olarak algılanmış biliyor musun? Çoğu insan bunların tılsım oldu. E şimdi orada böcek var, adam var, kuş var. Diyor ki bu muhakkak bir tılsımdır diyor. Bizim evliya var ya ya. Bizim evliya Mısır'a gitmiş. Bak o dolaşmış işte. Sifengsi biliyorsun değil mi böyle kafası aslan, şey insan gövdesi aslan. Ona diyor ki bu bir kelleyi kebirdir diyor. Kocaman bir kelle. Ve onun tılsımlı olarak kimi dönemlerde konuştuğunu söylüyor. Ama şimdi bunun devamında ne var biliyor musun? Burada acayip hikayeler var ben sana söyleyeyim. Bu nereden getirilmiş? Hadi muazzam erkeğe isim. Nereden getirilmiş? Ya aklı Atena. Değil. Ha Atena'dan mı? Ha. Delphi Tapınağı'ndan. Oradan getirilmiş. Ama buraya koymuşlar. Burada enteresan bir şey var. Bu da aynen tılsım gibi algılanıyor. Bu nasıl öyle? Hayır, Bu da ola evet. tılsım gibi. Bir de üç tane yılan başı varmış. Şimdi yok. Ha, ben iki tane diye aldım. Hayır bak şimdi üç tane yılan başı varmış. Tamam şimdi yok. Niye yok? Burada sana dedim ya cirit oynuyorlar diye. Cirit mi isabet etmiş? Cirit değil bir şeber diye bir oyun var. Şimdi rivayet ederler Bunu ki. Bunu biliyorum. Hah şeşber. Şeşber. He, ha, doğru. Bak doğru. Dur. Işte, Şeş, şeşber diye bir oyun var. Bir tür kılıç oyunu gibi. Hı. Şeşber oynarken rivayet ediyorlar ki ya Fatih Sultan Mehmet ya da bir yeniçeri o heyecanıyla yılan başlarından birisini kırmış. E şimdi ne olacak kırdı. O zaman böyle ta tarihe eser değil. Bak enteresan bir şey var. Bak daha enteresan bir şey var. Bu bunun tılsımı ne? İstanbul'a yılan çiyan girmesini önlüyor. Ha zaten. Ee, ha, ha. Ama aklıma bir şey geldi. E, Bak, söyle. Söyle ha. O şeşber denilen şey ne kadar uzak, ne kadar uzun ki? Şimdi tamam bu önceden yoktu. Ya. bu kadar mı yani? E, yüksekte zaten. Ya Sıkırmış. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onu atan ya Fatih Sultan Mehmet ya bir Yeniçeri ise. Her türlü. Sen her Ulaşık. türlü kimden bahsediyorsun Ulaşık. ya? Gel şimdi. Sımın He? kırıldı. Kırıldı. Aman ya Rabbi. Patrik var ya Patrik. Ortodoks dinidir. Koştura koştura geliyor. Korktu. Korktu. diyor ki aman aa, paşam siz ne yaptınız? Ne yaptık ya işte kırdık yani. Bir, bir hatadır oldu. Medet ya evet. padişah. Ha. Diyor ki Medet Sultanım yapmayın diyor. Niye diyor. Bu diyor tılsım. İstanbul'a yılan çiyan girmesini bu örüyor diyor. Yani, ah, diyor. Şey gibi. Antik dezenfektan. Dezenfektan gibi böyle. <laughs> Bak ne oluyor biliyor musun ondan sonra? <laughs> tamam diyorlar. Burada bu oyunları yapmayalım. Bak bu önemli bir şey. Çünkü eski bilgeliğe önem veriyorlar şimdi. E, tabii. Sonra ne oluyor biliyor musun? Yine kırıldı ya bir tanesi. 40 gün boyunca İstanbul'a yılanlar çıyanlar basıyor. Harbi o zaman kehanet gerçek oluyor. Üçünü birden kırsalardı var sonrasını sen. havada uçuyor. Ha. Ama bak şimdi, cem çok bak Bir de enteresan bir şey var. Bu anıtlar. Sadece buradaki yılanın başı kırılmış. Ç yılan çiyan bastı ya. Bir, bir felaket değil mi ya? Yani Tılsımı bozmak nedir bir felaket? Evet. Aslında bu anıtlar buradaki Sultanahmet Meydanındaki, At Meydanındaki anıtlar bir şairin de başını yemiş. Ama felaket yani. Figani. Figani? Bak ben sana söyleyeyim. Feryat Figani. Feryat figan Adam gitmiş. Figan etmiş. 16. yüzyılda bu Pargalı İbrahim var ya biliyorsun. Evet. Makbul evet. İbrahim Paşa diye bilinir. Kanuni'nin o muazzam evet. veziri. Evet. 1536'da seferden dönmüş. Tamam. Üç tane heykel getirmiş ganimet olarak. Biliyorsun Osmanlı kültüründe heykel yok. Değil mi? E, ha üç tane e, eski Roma dönemine ait heykel getirmiş. Tabii. E, o heykeller burada değil. <laughs> O üç tane heykel birisi Herkül'ün, işte birisi evet. Diana'nın, anlatabiliyor musun? Birisi Apollo'nun heykeli. Bir şey yani başka bir kültürün. Başka bir İnancı kültür, başka o eski Olimpos tanrıları var ya onlar ya işte. Buraya getirmiş. Böyle hem savaş ganimeti hem de başka kültüre ait bir şey olarak Sultanahmet Meydanı'na yerleştirmiş. E millet meraklı böyle hani böyle yiyeceğini mi yiyeceğini alan çoluk çocuk herkes geliyor. Buna bakıyorlar. Ama şimdi kültürde olmadığı için bu şair Figan'i bir eleştiri yazmış. Bak, ne demiş biliyor musun? Dünyaya iki İbrahim geldi. Birisi putları yıktı. Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Öteki de getirdi put dikti. Çok ağır konuşmuş. Çok ağır konuşmuş. Sonra başına bir şey geliyor mu? Parmak başına pargalının bir şey gelmiyor. Figan'ın başına bir şey geliyor. Başı gidiyor. <laughs> Tabii yani. Sanatla Başı gitmiş. Sanatla yapılıyor. Adam şiir yazmış. Ama o başka. O kültür. O kadar bir de eleştirdiği adam de pargalı. Bir hareket. Uç bir hareket. Hani düşünsene şiirdeki şeyi. Bak o yüzden Sultan Ahmet Meydanı. Düğünleriyle, eğlenceleriyle, isyanlarıyla Bizans'tan Osmanlı'ya kadar anıtlarıyla, tılsımlarıyla işte o kitaplarda duymayacağın enteresan hikayelerin tarihi. Tamam. Özellikle. Gördün mü değerli ki Evet, He. kitaplarda He. var belki de bizim okuduğumuz kitaplarda yok. He, daha daha neler anlatacağım Buraya başladık şimdi, burayı başladık. Daha neler var ben sana anlatacağım.